Önce lezzet, sonra sağlık, devam edeceğiz. İnsanlar ne yapacağını şaşırdılar, işin açığını konuşmak gerekirse. Şu an pek memnun kaldığımızı söyleyemem. Ama kötünün iyisi de diyebiliriz şu an için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aylardır kapalı olan kafe ve restoranlar için beklenen kararı açıkladı. Bakalım işletmeciler kararı nasıl buldular? Yani karar beklediğimiz gibi gerçekleşti. Biz aslında saat 7 gibi düşünüyorduk. Ama karar aslında biraz şaibeliydi yani benim gözümde. Şimdi tavla konusunda, oyun konusunda hiçbir açıklama olmadı. İşte ne bileyim canlı müzik yapacak mıyız, yapmayacak mıyız bilmiyoruz. Müşterilere nasıl davranacağımızı da bilmiyoruz şu an. Bekliyoruz yani gördüğünüz gibi dükkan boş. Kapandığımız süre boyunca hiçbir destek almadık bildiğiniz gibi. Yani biz günlük kazanıp günlük harcayan insanlarız. Kafe sektörü olarak genel olarak. Devlet desteği 3000 lira gibi bir destekten bahsettiler. Ama hala destek konusunda bir dönüş alamadık. Bekliyoruz hala açıklanmasını. Onun dışında bir yardım da görmedik. Öyle kendi cebimizden harcadık yani birikimimizden. Kararlar şu anda bizim için mantıklı. Yani biz zaten şu an devletimizin verdiği kararlara uyuyoruz. Hani saatler falan güzel, bizim için şu anda problem yok. Hani bize sağdan dezenfektanlar, hani onlara dikkat edin bir esnafız. Ondan dolayı memnun kıldık yani. Ya biraz zor bir süreç oldu. Biraz demeyeyim gayet zor bir süreç oldu. Hani çünkü ömrümüz boyunca yaşamadığımız bir şeydi. 1,5 senedir 4-5 ay çalıştık falan. Zor geçti. Hani çalışan olarak dükkan kiraları falan gayet zordu. Bana sorarsanız eğer hani en son safhada açılacak yerlerden bir tanesi olması gerekiyordu kafelerin. Şimdi bu olaya eğer çok geniş açıdan bakacak olursak ülkemizde turizmin ve kafe sektörünün birinci sırada olması bana sorarsanız biraz yanlış. Hani bu eğer biraz daha farklı bir şekilde ülkemiz diğer alanlarda gelişmiş olsaydı bence kafe sektörüne ve turizme gerek kalmayacaktı. Hani onun yerine daha başka şeyler yapabilecektik. Ama mevcut şartlar altında stres altında yaşayan insanlarımız olduğu için kafe ve restoran sektörü haliyle çalışmak zorunda. Şu anda bana soracak olursanız eğer açılmasını pek doğru bulmuyorum açıkçası. Hani daha önceliğinin verilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Ama ülke ekonomisi açısından da ekonominin birinci şartının turizm olduğunu düşünürsek eğer açılması mantıklı. Fakat temelde değişiklikler olması lazım yani. Peki sizin için öncelikli yerler nereleri? Bana soracak olursanız ülkenin gelişmesi gereken yer yazılım sektörü. Hani bu mekan olarak değil de daha ziyade sektör olarak konuşmamız gerekirse eğer yazılım sektörüyle bilişim sektöründe ülkenin biraz daha ileri gitmesi gerekiyor. Bu nedenle o sektörlerin biraz daha önde olması ve daha erken faaliyete geçmiş olması bizim için daha iyi olurdu. Karar doğru bulmadınız. Bence yanlış, evet. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi bu sektörün bu sektörde çalışan insanlar açısından doğru bir karar. Çünkü birçok kişi bu sektörden ekmek yiyor. Hani hepsinin gelir kaynağı bu sektörler. İşte işverenler olsun, çalışanlar olsun, öğrenciler olsun birçok kişi bu sektörden ekmek yiyor. Uzun bir süreden sonra işletmelerin tekrar açılması bizi memnuniyetle karşıladık ama geçen süreç içerisinde gerçekten çok sıkıntılı bir zamandı. İnşallah en kısa zaman içerisinde bunları toparlayıp yiyecek içecek faaliyetlerinin daha uzun süreler içerisinde verilmesinde karara bağlanmasını istiyoruz artık. Bunu hem iş yeri sahibi, işletmeciler, çalışanlar olarak gerçekten çok zor bir süreydi. İnsanlar ne yapacağını şaşırdılar işin açığını konuşmak gerekirse. Ama şükürler olsun artık geride kaldı. İnşallah hem devletimiz hem herkes birbirine destek olmaya çalıştı ama gerçekten çok zorlu bir süreçti. İnşallah bundan sonra daha uzun çalışma süresi içerisinde bu kayıplarımızı telafi etmeye bakacağız. Karar aslında beklediğimiz gibi değil. Bizi tatmin edici değil aslında. Saat dilimleri olarak da söylüyorum. Pandemi sürecinde zaten bayağı bir zorluk çektik. Bayağı bir sıkıntılara düştük. Kafe işletmecisi olarak da konuşuyorum. Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyecek hükümeti bilmiyoruz ama şu an pek memnun kaldığımızı söyleyemem. Ama kötünün iyisi de diyebiliriz şu an için. Yani beklentilerimiz en azından kapanış saatlerimizin gece 12'ye kadar olmasını en çok onu istiyorduk biz zaten. Canlı müzik ruhsatı olan bir yeriz biz. Canlı müziklerimiz saat 11'e kadar devam ediyor ve biz bu sayede birazcık daha sirkülasyonumuzu hızlı bir şekilde ve geriye dönük olan bir şeylerimizi kapatabilir ümidiyle bekledik ama saat 10'un olması bizim için çok büyük bir artı olacağını zannetmiyorum. Yani şu an insanların dışarıya çıkmak gibi bir korkuları var hala. Muhakkak bunun bize nasıl etkileyecek onu bilmiyoruz.
kapalı alanlarımız, açık alanlarımızda işte elimizden geldiği kadar müşterileri misafir etmeye çalışacağız. Muhtemelen bilmiyoruz da bir öncekini arattıracak diye düşünüyorum. Yerinde bir karar oldu bence. Çünkü artık esnaf da biraz birikmişti böyle biraz. Herkes daraldı. İş yapmak istiyorlar böyle. Bence güzel oldu yani açılması. Müşterilerimiz bizim sabit zaten var. Yine aynı tempoda devam edeceğimizi düşünüyoruz. Güzel olacak yani. Daha sağlıklı bir yaşam için. Önce lezzet, sonra sağlık devam edeceğiz. Bizim eklemek istediğimiz biraz gençler çalışmıyor ya. Biz personel bulamıyoruz. Yani insanlara diyoruz gelin çalışın ama yok millet artık kolay yoldan para kazanmaya geliyorlar işte. Yemek var mı, ekmek var mı? İş var ama çalışmıyorlar. Biraz daha gençler çalışsın yani.